Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese selamlar. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Daha dün bir video çektim, yaklaşık 12 dakika. Ama ne oldu bilin, mikrofonum şarj edilmiş. Yani sessiz sinema gibi anlatmışım 12 dakika boyunca. Olsun, bir daha çekelim. Şimdi, bugün ne yapacağız? Bugün ilk videoda yaptığım günlük keman egzersizlerinin ikincisini çekeceğiz arkadaşlar. İkincisinde ne yapacağız peki? Ne değişiklik var? Bu keman egzersizinin ikincisinde de si bemol ve mi bemol var. Yani sol minör bir gam egzersizi yapacağız. Daha doğrusu gam ve arpej yapacağız arkadaşlar. Burada neleri dikkat etmeniz gerektiğini ayrıca anlatacağım ama bu ilk günlük keman egzersizinden daha önemli. Neden daha önemli? Çünkü eğer ki kemana yeni başladıysanız, bu yeni başlamışlık ortalama 3, 4 ve 5 ay süresince devam ettiyse, şimdi yapmanız gereken bazı şeyler var. Şimdi siz hep belki sadece sol majör çaldınız, yani fa diyez olan bir gam egzersiz veya etüt çaldınız. Ya da la majör olan, yani fa diyez, do diyez ve sol diyez olan bir gam, bir egzersiz, bir şarkı çaldınız. Şimdi sizlerden çok tezat bir şey isteyeceğiz ve daha doğrusu çok tezat bir şey söyleyeceğim. Evet, şimdi burada da sol'dan başlayıp arkadaşlar sol, la, si bemol, do, re, bakın burada mi bemol basacağız, yani en geride basacağız. Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi bemol var burada, fa, sol. Burada biteceğiz. Sonra sol, fa, mi bemol, re, do, si bemol, la, sol, fa, mi bemol, re, do, si bemol, la. Şimdi bunu yapmak kolay değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. O yüzden ilk etüt gibi basit bir şekilde hemen çalıp geçmeyeceğiz. Geçmemenizi de öneriyorum açıkçası. Şimdi özellikle yapmanızı istediğim şey çok yavaş, çok yavaş ve akort cihazınızı karşınıza açarak tek tek bütün seslerin doğru geldiğinden emin olmalısınız. Daha sonrasında yavaş yavaş geçeceksiniz. Şimdi öncelikle kendi kemanım bakımda olduğu için arkadaşlar burada bir öğrenci kemanı buldum. O kemanla çalacağım. Sesler çok güzel gelmeyebilir. Çok akortlu da şöyle. Şimdi diyorum ki bakın yavaşça sol yaptım. Birinci parmağın la. Hemen dibine ikinci parmağını bassın. Akort cihazından kontrol ettin. Tam si bemol mü? Tamam mı? Önemli. Sonra do'ya geçin. Üçüncü parmağın. Sonra re boş tel. Şimdi burada mi bemol var arkadaşlar. Mi bemol yani en geriye çekeceksin parmağını. Fakat burada geriye çekerken komple elini geriye çekmeni istemiyorum. Sadece birinci parmağını şu şekilde geriye alabilirsin. Yani şöyle en son re yaptı. Mi bemol. Sonra fa, sonra sol, sonra la'ya geçtim, si bemol yine en geride, do, re. Şimdi mi bemol var, burada serçe parmağım hemen üçüncü parmağımın dibinde, sonra fa en geride, sol ikinci parmağım, burada duruyorum, sonra bir daha geri geliyorum arkadaşlar, sol, fa, mi bemol, mi üst telde serçe parmak, re üçüncü parmak, do iki, si bemol bir, la boş, sol üç, fa iki, mi bemol bir, re boş, do üç, si bemol iki, la bir ve sol boş. Sonrasında tekrardan bu sol yapıyorum. İkinci parmak si bemol, re boş, üçüncü parmak sol, si bemol, re, sol. Tekrar sol, re, si bemol, sol, re, si bemol ve sol. Ne yaptım? Önce bütün sesleri kontrol ederek tek 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 gittim arkadaşlar. Bakın hemen çalıp geçmiyorsunuz. Bu çok büyük bir hata.
sesleri kontrol edip doğru yaptığınızdan emin olduktan sonra geçmelisiniz. Bunu eğer piyanoyla yapmak isterseniz ve evde bir piyano org olabilir, kayıt edebileceğiniz herhangi bir klavye varsa sol'den başlayıp si bemol ve mi bemol'e kadar sırayla çalın, kaydedin ve üzerine çalın. Eğer yoksa metronom eşliğinde önce metronomu açmadan önce bir akort cihazını açıyorsunuz. Daha demin benim yaptığım gibi bütün sesleri tek 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 kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Bunlar okey ise artık metronoma geçebilirsiniz. Şimdi ben de metronomumu açtım. Şimdi önemli olan metronomla, yani bu tik tak tik tak, bunun içerisinde ritmi bozmadan, aslına bakarsanız en önemlisi sesleri bozmadan yapabilmeniz lazım. O yüzden bizim için çalabileceğimiz hıza kadar metronomu düşürüyorum. Ben 70'e ayarladım. 4/4'lük bir ritimde 70 metronomda vuruyor şu an. 1, 2, 3 beraber yapalım. Sol'den başlıyorum. Notayı zaten paylaştım. Sol'den başladım. Sol'e kadar si bemol ve mi bemol kullanarak gidiyorum. Hazır. Sol, 2, 3, 4. Hemen bunu 75'e çıkardım. Ne yapıyorum? Sesleri dinliyorum arkadaşlar. Eğer sesler bozuk yaptığım halde, kendimi kaydettiğim halde, eğer tuhaf böyle sesler geliyorsa, detone oluyorsam, yanlış yere basıyorsam, elim kayıyorsa, yayını yetiştiremiyorsam hemen ne yapıyorum? Metronomu sabit tutuyorum. Hızlanmıyorum. Gerekirse bir tık daha düşürüp bir daha alıyorum. Bu önemli. Şimdi 75'e getirdim. Aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Beraber yapalım. Hazır. Son 2, 3, 4. Ah, 3, 4. İşin içine biraz Türk müziği kattık. Yanlışlıkla kusura bakmayın. Evet, metronomu 80'e getirdim arkadaşlar. Aynı olaya devam ediyorum. 80 değil. Arpeji yapmayı unuttum sanırım. Yaptım bilmiyorum, hatırlamıyorum. Eğer yapmadıysam siz yapabilirsiniz. Hazır. Metronom 80. Son 2, 3, 4. Arkadaşlar bunu özellikle şöyle de söyleyeyim size. Şimdi birinci keman egzersizim, yani birinci günlük keman egzersizimi sizler önce birinci gün, mesela atıyorum pazartesi günü çalıştınız. Salı artık bu egzersizi çalışmadan şarkı çalımına geçin. Çarşamba bu etüdü çalışın. Bu şekilde eğer bu serinin de devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazarsanız ben de bunun işe yaradığını anlayıp bunun türevlerini çekmeye çalışırım. Dediğim gibi özellikle kanala abone olmayan arkadaşlar görüyorum. Bunları tamamen sizin için yapıyorum arkadaşlar. Yani bunun herhangi bir ticari bir amacı yok. Tamamen sizler bu keman zor, keman çaldım sıkıldım bıraktım olmuyor, çok işte şöyle böyle bir sürü olumsuz şeyleri ortadan kaldırmak adına bu pratik videoları sizlerle paylaşıyorum ki yaptıktan sonra rahat rahat keman çalma hevesiniz kırılmadan düzgünce hobi olarak da olsa keman çalabilecek potansiyele gelin istiyorum. Bundan dolayı da bana teşekkür etmek isterseniz abone olabilirsiniz, bildirim zilini açabilirsiniz, bana bunlar yeter. Şimdi metronomu 85 yaptım. Şimdi beraber çalıyoruz.
Hazır. Son. 2, 3, 4. Devam ediyorum arkadaşlar. Eğer yolunda değilse videoyu biraz geriye alıp hemen 85'ten bir daha devam edebilirsiniz. Şöyle 90'ı geçiyorum. 95'te kalacağım arkadaşlar. 95'te de bir daha yapalım ve ondan sonra bitirelim. Hazır. Son 2 3 4 noktayı da söyleyeyim arkadaşlar. Şunu yapmayın, olur mu? Mesela bu değil. Olabildiğince yani o yayı uzun 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 kullanmaya bakın. Unutmayın, ne kadar çok yayın genelini kullanırsanız çaldığınız sesler o kadar da kulağa tatlı ve güzel, böyle daha nasıl diyeyim, ayrık ayrık değil de daha bütünlü bütün, daha bütünsel gelecek. Ondan dolayı da daha uzun yaylar kullanmaya bakın. Yayın ne kadar böyle tek düze bir tarafını kullanırsanız o kadar böyle küt 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 sesler gelecek. Ezgi çaldığınızda, şarkı çaldığınızda da aynı etkiyle o şarkılık bölük 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 gelecek. Bundan dolayı da uzun uzun yaylarla çalarak kendinizi daha verimli melodiler çıkarmayı yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu videomuz bu kadar. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Eğer bu video, bu türe, yani bu egzersiz videoları işinizi görüyorsa yorumlara yazarsanız ben de bunun benzerlerini, bir tık zorunu, pozisyonlu olanını, daha fazla donanımda atıyorum. Biz şu an sol minör yazdık. Yani si bemol, mi bemol var. Atıyorum do minör yazarız, 3 bemol yazarız, 4 diyez yazarız ki burada gelişiminiz bir tık daha yukarı artsın diye uğraşırız beraber. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda da beraberce görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.